Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Iğdır ilimizin beklentileri hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Adını Iğdır Beyinden alan üç ülkeye sınır serhat şehrimiz Iğdır, ülkemizin Türk dünyasına açılan kapısı konumundadır. Iğdır şehrimiz coğrafi olarak etrafı yüksek dağlarla çevrili, doğunun Çukurova'sı olarak bilinen ve ortasından Aras Nehri'nin geçtiği iklim ve toprak yapısı bakımından son derece tarıma elverişli bir alüvyon tabanlı ovadır. Iğdır şehrinin en önemli stratejik önemi dört ülkenin kesişim konumunda olmasıdır. Ülkemizle birlikte Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden İran'ın kesişim noktasında olan Iğdır, aynı zamanda Türk dünyasına açılan kapı konumundadır. 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün müthiş öngörüsüyle almış olduğu İran'dan sınır oluşturulurken almış olduğu o 13 kilometre karelik alan bugün bizim şehrimizin ve ülkemizin Türk dünyasına bağlantı kuracağı konumdadır. Ve Nahçıvan'la aramızdaki sınır kapımız, Dilucu sınır kapımız açık ve ticari faaliyetler devam etmektedir. İnşallah Zengezur koridorunun açılmasıyla da birlikte ülkemiz Iğdır üzerinden Türk dünyasına da bağlanacaktır. Bu bağlantı aynı zamanda karayolunun yanı sıra demir yolu bağlantısı ve doğalgaz boru hattıyla birlikte bir nevi Türk dünyası fiziki olarak birbirine bağlanmış olacaktır. Saygıdeğer milletvekilleri, Iğdırlı vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımın en önemli problemi sulama problemidir. Önemli su kaynakları olmasına rağmen 120 bin hektarlık tarımsal alanın yaklaşık 90 bin hektarı sulanabilmektedir. Bu da 1950'lerin 60'ların sulama projeleriyle hayata geçirilmektedir. Iğdırlı hemşehrilerimizin beklentisi yapımı devam eden hem Ünlendi Barajı olsun ve projelendirilen Tuzluca Barajı, Ali Köse Göleti, Göktaş Göleti ve Ali Beyköy göletlerinin yapımıyla birlikte 120 bin hektarlık tarım arazisinin tamamen sulamaya açılmasıdır. Demin de bahsettiğim gibi özellikle iklim ve toprak bakımından son derece elverişlidir ve yanı başımızdan hemen Aras Nehri akıp gitmektedir. Hazar'a kadar dökülen Aras Nehri. İnşallah bu projelerin hayata geçirmesiyle birlikte Iğdır'daki tarımsal potansiyel de oldukça yükselecektir. Hayvancılığımızın durumuna baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon 600 bin küçükbaş hayvancılıkla Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Yalnız hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin de en önemli problemlerden birisi yaylacılık problemleridir. İnşallah Tarım Bakanlığımız en kısa zamanda onunla ilgili yapacağı çalışmalarla birlikte o problemlerin de ortadan kalkacağına inanıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, Iğdır şehrimizin sağlık durumuna baktığımız zaman gerçekten Iğdırların yıllardır beklediği bir anjiyo ünitesi vardı, kuruldu. İnşallah en kısa sürede de faaliyete geçecektir yoğun bakım ünitelerinin tamamlanmasıyla birlikte. Yalnız Iğdır şehrinin sağlıkla ilgili, sağlık kuruluşları ile ilgili sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Çünkü yetersiz kalıyor. Hem çevre bölgelerden gelen hastalardan dolayı hem de şehrin nüfusuna yetmediğinden dolayı inşallah üniversite bünyemizde açılacak bir tıp fakültesi ve kurulacak olan bir araştırma hastanesi veya şehir hastanesi ile birlikte Iğdırlı hemşehrilerimizin sağlık problemlerinin de çözüleceğine inanıyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, özellikle son 2 yılda Iğdır'a yapılan yatırımlarla ilgili
şehrin gerek içme suyu, kanalizasyon sistemi, millet bahçesi, yeşil kuşak projesi, şehir meydanı düzenlemeleri, otogar, sebze hali ve şehir çevre yolu ve Iğdır'a gelen demir yolundan dolayı ben